B şartını sağlayan pozitif tam sayılar olmak üzere. Ne demiş? 2 üzeri A eksi 2 üzeri B eksi 1 şeklinde yazılabilen asal sayılara solinos asalı denirmiş arkadaşlar. Buna göre 5, 29, 31 ifadelerinden hangileri solinos asal sayısıdır diye bir soru sormuş. Acaba yazabiliyor muyuz diye bir şey bakacağız arkadaşlar. Hepsini denememiz lazım. Şunu mesela 2 üzeri 3 eksi 2 üzeri 2 Hatta bundan 1 çıkartayım. 2 üzeri 1 olsun. AB'den büyük olması yeterli. Eksi 1 sağlıyor mu? Ya da 1 fazlasını buna eşit olduğunu görmem lazım. 8 eksi 2. Eksi 1'den 5 sağlanıyor. Demek ki böyle bir şey var. Bu bir solinoz asalıdır diye söyleyebiliriz. 1 varmış arkadaşlar. 1 olanlar kalsın. Diğerlerini eleyelim dedim. 29'a bakalım arkadaşlar. Burada ne diyeyim? 2 üzeri 5'ten 2 üzeri 32'den 2 çıkartayım. Sonra bir daha 1 çıkartayım. Ne olur? 32 eksi 2 eksi 1'den. 29 da elde ettim. O zaman bu da bir solinos asaldır dedim. 31 için 2 üzeri 6'dan 2 üzeri 5 eksi 1'i çıkartayım. Yani 64'ten 32'yi çıkartayım. Bir tane daha 1 çıkartırsam 31 de bulurum. O zaman bu da solinos asaldır. Yani 3'ü de solinos asalıymış deriz arkadaşlar. Diyelim. Devam edelim. Bugün 4 tane testi bitirmeye niyetim var. Soru sayısı biraz kalabalık. O yüzden biraz hızlı kolay soruları hızlı geçeceğim. Diyelim arkadaşlar. K1 pozitif tam sayı ve AaA 3 basamaklı bir sayı olmak üzere arkadaşlar. 37K eşittir. A, A, A eşitliğini sağlayan K değerine 37 sayısının simetriği denir demiş arkadaşlar. Buna göre 37 sayısının simetri olan kaç tane K sayısı vardır diye bir soru sormuş. Şimdi şuradaki 37K'yı şuraya da basamak çözümlemesi yaparsam. 100A artı 10A artı A'dan ne olur? 111A mı olur? Her tarafı 37'ye bölelim arkadaşlar. K eşittir. 3A mı geldi? Güzel. K'mız 3A sayısı olacak. 3 çarpı A sayısı olacak. E, A'ya ne verebilirim? Şimdi rakam verebilirim değil mi? 3 basamaklıysa. Hatta 0 verebilir miyim? 0 verirsem 3 basamaklı olmaz. O yüzden 1 verebilirim. 2, 3, 4, 9'a kadar hepsini verebilirim arkadaşlar. K da bunun 3 katı olacak. Yani aslında 9 tane K değerim olacak deriz arkadaşlar. Sıradaki soruyla, soruyla devam ediyorum arkadaşlar. Herhangi bir sayının rakamları toplamının kübüne eşitse bir sayı rakamları toplamının kübüne eşitse bu sayılara Dudeney sayıları denilmiş arkadaşlar. Örneğin 4913 sayısı 4 artı 9 artı 1 artı 3 kübü yani 17'nin kübüne eşitmiş olduğundan 4913 sayısı Dudeney sayısıymış arkadaşlar. Buna göre 3 basamaklı A12 sayısı A12 sayısı neymiş arkadaşlar Dudeney sayısı ise bunu ne yapacağım A artı 1 artı 2'nin kübü olacak yani A artı 3'ün kübü ne olması lazım? A 12'li bir sayı olması lazım. Mesela A'ya 1 versem. 4'ün kübü 64 sağlamadı. 2 versem 5'in kübü 125. 3 versem 6'nın kübü 216 biraz gidecek. 4 versem 7'nin kübü 49 çarpı 7. 63'lü bir şey. İkili gelmiyor arkadaşlar. 5 versem 8'in kübü nedir? 64 çarpı 8'den 12 51... 512. O zaman A buradan 5'e sağlıyor mu ikisini de arkadaşlar? Hem burayı sağlıyor hem burayı. Yani A'mız 5'miş diyebiliriz arkadaşlar. Bu şekilde soruları çözeceğiz diyelim. Bu sorularda dediğim gibi benim beklediğim sorular ortalama düzeyde soru olacak. Çok zor sorularımız da var içinde. karşınıza gelebilir diye biz veriyoruz. ÖSYM neyi sorarsa sorusun karşısında çıkacak sözü verdiğimiz için burada o sorular da var ama genelde ortalama seviye soruları bekliyorum diyelim. Diğer sorumla devam ediyorum arkadaşlar. Burada 11 tane soru var. Bunu en azından ilk dersi ben bitireyim. Biraz hızlı diğerlerine diğerlerinde daha sakin. Soru sayısı biraz daha az orada. Diyelim. Asal çarpanlara ayrıldığında asal çarpanları yalnızca 2, 3 ve 5 bulunan pozitif sayılara Hamming sayıları deniyormuş arkadaşlar. Yani 60 mesela örnek olarak. Nedir 60? 2'nin karesi 3 5 arkadaşlar. Olduğuna göre 60 Hamming sayısıdır demiş. Buna göre de 3 tane sayı vermiş. Hangileri Hamming sayısı değildir demiş arkadaşlar. Şimdi asal çarpanlarını ayıralım mı? Bunu 5'e bölersem ne olur? 21. 7 çarpı 3 çarpı 5 mi olur? Pozitif sayıları yalnızca bunun olmasını istiyorum arkadaşlar. Bu gitti. Bu Hamming sayısı değilmiş. Sonra 300 nedir arkadaşlar? 3 çarpı 100'dür. 2'nin karesi çarpı 5'in karesi. 3, 2, 5 mi? Evet. Bu Hamming sayısıdır. O zaman Hamming sayısı değildir arıyorum. Bunu istemeyeceğim. Sonra 330. 3 çarpı 11 çarpı 2 çarpı 5 mi arkadaşlar çarpanları? E bu zaten Hamming sayısı değil. Çünkü 5, 11 var burada. 5'in 3, 5, 2'nin dışında. O zaman 1 ve 3 Hamming sayısı değildir deriz arkadaşlar. Güzel. Hızlı gidiyoruz. 7 dakikada 4 soru arkadaşlar. Hızlandım artık. Geometride biraz daha hızlı gideceğim arkadaşlar. Bugün 4, yarın 4 bitirirsem bu ünite yarın bitmiş olacak diyelim. Demiş ki en pozitif tam sayı olmak üzere 6n-1 virgül 6n artı 1 şeklinde yazılan sayıların her ikisi de asal sayı her ikisinde de, her ikisi de asal sayı ise bu sayı bu asal sayı çiftlerine ikiz asal sayıları denir. Örneğin n'e 1 verdiğim zaman 5 7 oluyor arkadaşlar. İkisi de asal mı? Asal. O zaman bunlar ikiz asal sayılardır diyebiliyoruz. Buna göre demiş ifadelerinden hangileri ikiz asal sayıların toplamı olabilir demiş. Biz önce ikiz asal sayıları bulalım mı? n 1 içini vermiş zaten arkadaşlar. 5 7. Toplamı ne? 12. Sonra n eşittir 2 için 11, 13 oldu arkadaşlar. Toplamı 24. En eşittir 3 için 17, 19 arkadaşlar. Toplamı 36'dır. 36'yı buldum mu? Buldum arkadaşlar. Bu bir olabilirmiş. Yani bir olabilir. Bir olmayan seçenekleri eliyorum bundan eminsem. Sonra en eşittir 4 için arkadaşlar. 23 çarpı... 23'e 25. 25 asal değil. Buna bakmıyorum bile arkadaşlar. Toplamı bakın 48 geliyor ama yani düşün diye biraz böyle tuzak soru bu aslında. 48 ama 25 asal değil. O yüzden bunu almıyorum. Demek ki 48'i almıyoruz arkadaşlar. N eşittir 5 için 6 kere 5 30. 29'a 31 topladım. 67 arkadaşlar. 60 yok. N eşittir 6 için 36 35'e 37 oldu. Burada da ne var arkadaşlar? 35 asal değil n eşittir 7 için 41, 43 toplamı 84. 41 de 43 de asal sayıdır dedim. O zaman 84 de vardır. Yani cevabı 1, 3 bulunur arkadaşlar deriz. Sıradaki soruyla devam ediyorum arkadaşlar. 1 eksiği 4'e tam bölünebilen pozitif tam sayılara Hilbert sayısı deniyormuş arkadaşlar. 1 eksiği 4'e tam bölünüyormuş. Eksi tam Hilbert sayısı denirmiş. Bu sayılardan asal olan sayılara ise Hilbert asal sayısı denirmiş. Yani 1 eksi 4'e tam bölünüyor. O zaman A sayısı dersem A eksi 1 eşittir 4K olacak şekilde mi arıyorum? Ve bunun asal olmasını istiyorum. Buna göre iki basamaklı en büyük Hilbert asalı rakamlarının toplamını soruyor bana. Şimdi iki basamaklı en büyük. 100 olur 101 olur. Sonra 96 olur burası. 1 arttırdım. 97 oldu. 97 asal mı arkadaşlar? Bunu biraz düşünebilirsiniz. Bence 1'den 100'e kadar olan asal sayıları bilin arkadaşlar. Asaldır bu da. 9 artı 7'den 16'dır toplamını soruyor bana zaten. 16'dır diyebilirim. Eğer bunun asal olduğunu bilmiyorsanız biraz uğraşabilirsiniz bölmeye çalışın falan gibi. Mesela 91 asal değil. En çok karıştırılardan bir de 7 ile 13'ü çarpıyoruz çünkü. Diyelim bunları bilmekte fayda var n ve m birer doğal sayı olmak üzere arkadaşlar. p eşittir. 2 üzeri n çarpı 3 üzeri m artı 1 şeklinde yazılan p asal sayılarına. Asal sayılar arkadaşlar. Bakın burada asallara örnekler de vermişmiş oldu bize. Az önceki 97'yi de görmüş olduk seçeneklerde asal olduğu için. Demiş Pierre Pont asalı denir. Buna göre aşağıdaki asal sayılardan hangisi Pierre Pont asalı değildir demiş. Yani bir eksiği aslında 2 ve 3 olacak bir eksiğinde. E ne yapalım burada? Şimdi baktığım zaman 1 çıkarttım. 12. 12'nin çarpanları ne arkadaşlar? 2'nin karesi çarpı 3'ü 1 mi? 2 üzeri 2 çarpı 3 üzeri 1 dedim. Bu sağlıyor o zaman. 1 eksi 72 arkadaşlar. 72 neydi? 12 çarpı 6 idi arkadaşlar. 2'nin kübü 9 çarpı 8 de diyebilirim. 3'ün karesi oldu. Bu da sağlanır. 90'dan 1 çıkarttım. 96 arkadaşlar. 16 çarpı 6'dır. Ya da 32 çarpı 3'tür. 2 üzeri 5 çarpı 3 üzeri 1'dir. Bu da sağlar. 102 sağlıyorum arkadaşlar. Bir de 108 sağlıyor bunu diyeceğim. Bunu asal çarpanlarına böyle ayıralım. 51. 3'e bölersem 10. 17 oldu. 17 oldu. Burada 17 asal olduğu için bu sağlamıyor zaten. Bunu bölersem 2. 54. 2'ye bölsem 27. O zaman 2'nin karesi 3'ün kübü gelecek. Bu da e, Pierre Pont asalıymış ama Denizli Pierre Pont asalı değildir diyeceğiz arkadaşlar. Demiş ki P asal sayısı artık Ömer'cim bize ekranların ikisini açtı. bana artık yorumları da görmeye çalışıyorum ama ışıklar vurduğu için çok net çıkmıyor. O yüzden yorumlar hakkında da bir şey diyemiyorum hala. E, yapacak bir şey yok bir şey olursa Ömer cevap veriyor zaten bizim elimize diyelim. P asal sayı olmak üzere arkadaşlar. 2 üzeri 2 üzeri P eksi 1 eksi 1 şeklinde yazılı ifade ise bu sayıya çifte mersenli asalı denirmiş arkadaşlar. İfadelerden hangisi çiftte Mersenne asalıdır diye bir şey sormuş. P asal olması lazım arkadaşlar. 7 için diyelim. 2 üzeri 2 üzeri P 1 1 dedim. 8 oldu burası. 2 üzeri 3 oldu arkadaşlar. 2 üzeri P eksi 1 3 yapan P buradan ne olur? 2 olur. Sağlanır mı? Sağlanır. O zaman 1 çiftte Mersenne asalıymış arkadaşlar. Seçeneklerden iki tanesi gitti. 127 1 ekledim 128 arkadaşlar 2 üzeri 7 etti. 2 üzeri p eksi 1 2 üzeri 7'ye eşitse 7 diyelim 2 üzeri p 8 p buradan 3 çıkar arkadaşlar o zaman bu da asal olduğu için geldi 512 bir arttırdım 512 etti 2 üzeri 9 etti arkadaşlar 2 üzeri p eksi 1 eşittir 9 olması için 2 üzeri p 10 olması gerekiyor. Böyle bir p asal sayısı var mı? Yok. O zaman 512 bir çifte mersenle asalı değilmiş. Yani cevap 1 ve 2 olacak diyelim. Güzel hızlı başladık güne. Sorular biraz daha kısa rahat işlem yapılabilecek sorular arkadaşlar. O yüzden bugün biraz daha iyi gidiyor diyelim. Bir doğal sayıda kullanılan her rakam kendi sayı değeri kadar tekrar ediyorsa bu sayıya rakamsal sayı denir demiş arkadaşlar. Kullanılan tekrar değeri kadar tekrar ediyorsa. Örneğin 1, 2, 2, 3, 3, 3, 6 basamaklı, 2, 2, 3, 3, 3, 5 basamaklı rakamsal sayıymış. Buna göre 4 basamaklı kaç tane rakamsal sayı yazılabilir diye bir soru sormuş arkadaşlar bize. Örneğin 4, 4, 4, 4 tane 4 kullanabilir miyim? Kullandım. Başka 2 2 2 2 diye yazsam aslında 4 tane 2 kullanmış olurum. O gelmiyor arkadaşlar ama 1 derim 3 3 3 giriş. Ne olur? 2 tane mi kullanmış olurum? Hayır. Ne olabilir? 3 1 3 3 olabilir. 3 3 1 3 olabilir. 3, 3 3 3 1 olabilir. Bunlar da rakamsal sayıya girer. Bir tane de burada toplam 5 tane rakamsal sayı yazılabilir. Deriz cevap Adana çıkar. Güzel. Rakamlarının kareleri toplamı asal sayı olan sayılara kareli asal sayı denirmiş arkadaşlar. Örneğin 52 sayısı için 5'in karesi artı 2'nin karesi 29 asal sayı olduğu için 52 sayısına kareli asal sayı denirmiş arkadaşlar. Hangileri kareli asal sayıdır diye bir soru sormuş bize. Bakalım 27 arkadaşlar. 27'yi ne diyeceğim? 2'nin karesi artı 7'nin karesi Ne olur? 4 artı 49'dan 53 eder. 53 asal mıdır? Asaldır demiştim. Daha önce 100'e kadar olan asal sayıları bilin arkadaşlar. 32 dedim. 3'ün karesi 9 artı 2'nin karesi 4. Burası da 13 geldi. 13 de bir asal sayıdır. Bunlar kareli asalmış. 56 5'in karesi artı 6'nın karesi 25 artı 36'dan 61 etti. Bu da asaldır arkadaşlar. O zaman 3'ü de kareli asal sayı olmuş olacak. Güzel dersin yarısına kadar geldim. Testi bitirdim. Hızlanıyorum Ömer. Evet hocam. Güzel. Diğer soruya bakalım arkadaşlar. Artık biraz daha sakin sohbetli muhabbetli yapabiliriz diyelim. Ee, arkadaşlar bu arada bu ünite matematik kısmı ile ilgili son ünitemiz. Ee, şimdiye kadarki ünitelerde matematikle ilgili olan işte polinomlardır, ikinci dereceden denklemlerdir birçok şeyde kullanmış olduk. Artık yarın bundan da bitireceğiz tamamen geometrik kısmı kalacak ama geometrinde yeni tarz olmuş hali. Yani işte sürprizli hali, düzenlenmiş hali çok güzel sorularımız da var. Yeri geldiğinde göreceksiniz zaten. O yüzden bu üniteyi bitirdiğimiz zaman işte geçmiş videoları da izleyebilirsiniz. Bizim 20. dersimiz, değil mi Ömer? Evet. Bugün 20. dersimiz arkadaşlar. 20 tane videomuz var. Her birinde üçer ders yaptık. 60 ders, 60 saatlik ders var orada. yani ortalama Yaklaşık biz 700 soruyu falan bitirmiş olacağız herhalde. 600 ya da 700 arasında bir şey diyelim. Ee, o yüzden bunları da takip ederseniz sınava kadar. En yakın zamanda videolar bitmeden kitabı basmak istemedik. En yakın zamanda baskıya da e girecek. Bir hazırlamayla ufak tefek hatalar oluyor. Elinize geldiği zaman hatasız olmasını istiyoruz arkadaşlar. Kitap alıyorsunuz hatalar çıkıyor. Ondan biz istemiyoruz. Ee, o yüzden e, biraz daha beklettik ama elinize geçecek inşallah son ayınızı son bir buçuk ayınızı diyelim bizim kitabımızı tamamlayarak dereceye koşacaksınız diyelim. Sıradaki söyle devam ediyorum arkadaşlar. En pozitif tam sayı olmak üzere. 37 çarpı 3 artı 7 eşittir. 3 üzeri n artı 7 üzeri n eşitliğini sağlayan n değerine 37 sayısının sihirli sayısı deniyormuş arkadaşlar. Buna göre n kaçtır demiş. Bu Şurası 10 mu ettim? 370 etti arkadaşlar. 3 üzeri n Artı 700 eren. Yani. Ne yapalım? Yerine koyalım mı? 2 koyalım mesela. 3'ün karesi artı 7'nin karesi. 9 artı 49 370 eder mi? Etmez arkadaşlar. n eştir 2 için. n 3 için bakalım. 3'ün kübü artı 7'nin kübü. 3'ün kübü 27 arkadaşlar. 7'nin kübü 49 çarpı 7. 63 elde var 6. 7 2, 4 28, 343 arkadaşlar 343 bu benim ilkokuldaki numaramdı lisede de 2333 hep 3'ler vardı unutamıyorum <laughs> seneler geçmesine rağmen bu ne oldu 370 etti e demek ki en neymiş arkadaşlar 3'müş diyeceğim yerine koyacağız rahatlıkla çıkartıyoruz diyelim ikinci testimizde bitmiş oldu güzel Uzun bir sorumuz var arkadaşlar. Soruyu beraber okuyalım. Hikaye anlatmış biraz aslında bir hikayenin ne olduğunu. Aşağıda örnek vermiş. Ben bu tarz soruları çözerken örneklerle anlamayı daha çok seviyorum aslında. Örnekte ne yapmış ne yapmaya çalışmış daha net oluyor daha kalıcı oluyor diyelim. Testimizi bitirdik. Demiş ki n eleman z artı için 1 ile en arasındaki a'lar için o bep a n 1 olan a tam sayılarının sayısı fi n ile gösterilirmiş ve ehler fonksiyon olarak adlandırılmış arkadaşlar. Yani abc asal sayı ve d pozitif tam sayı olmak üzere A üzeri D, B üzeri E, C üzeri F sayısının aralarında asal ve A üzeri D, B üzeri E, C üzeri F sayısından küçük olan bir formül varmış arkadaşlar. A üzeri D eksi A üzeri D eksi 1. B üzeri E eksi B üzeri E eksi 1 çarpı C üzeri F eksi C üzeri F eksi 1 şeklinde bu kadar pozitif tam sayı varmış diye bir şey soracak bize. Örneğin demiş 180 için demiş. 180'i nasıl çarpanlarına yorulurum? 2'nin karesi 3'ün karesi 5. Bunun değerini nasıl buluyormuşuz arkadaşlar? 2'nin karesi eksi 2 üzeri 1. 3'ün karesi eksi 3 üzeri 1. 5'in üzeri 1 eksi 5 üzeri 0'dan 48 tane değer varmış diye bulduk. Buna göre demiş n eleman z için phi n n sayısının ehler fonksiyonunu göstermek üzere demiş arkadaşlar. Phi 2n eşittir phi n eşitliğini sağlayan 100 ile 200 arasında kaç tane pozitif tam sayı vardır diye bir şey var arkadaşlar. Şimdi işin gerçeği bu soru üniversitede... Ee, sayılar teorisine giriş diye bir ders almıştık biz. Orada karşımıza çıkacak sorular tar soru tarzlarından biri. Sizin karşınıza gelir mi? <laughs> yani en zor soru bu olması lazım gelecek soruyla ilgili karşınıza gelirse de. En zoru nasıl olurmuş çözelim. Biz burada eni sayı seçmemiz lazım arkadaşlar. A üzeri x çarpı b üzeri e. Hani şuradaki tanıma göre bir şeyler yapalım. A üzeri c d de diyebiliriz ama x y diyelim. Ve a ile b'yi de çift olmasın arkadaşlar. Tek diyelim tek asallar olsun. Niye? Çünkü çift zaten bir tane iki, ta iki asalım var ya onu düşünmemem. Buradaki ikiden çift yapacak birini. O zaman tek sayılar alalım. Bakalım ne geliyormuş bize. Yerine yazarsam fi iki tane a üzeri x b üzeri y eşitmiş fi a üzeri x b üzeri y'ymiş arkadaşlar. Şimdi buna baktım. Acaba bu eşitlik sağlanıyor mu? 2 üzeri 1 eksi 2 üzeri 0 çarpı a üzeri x eksi a üzeri x eksi 1 çarpı B üzeri y eksi B üzeri y eksi 1. Eşitmiş. Neye eşitmiş arkadaşlar? A üzeri x eksi A üzeri x eksi 1 çarpı B üzeri y Şöyle biraz daha güzel yazayım a üzeri x eksi 1. Biz bunlarla çok uğraştık üniversitede arkadaşlar. Matematik bölümüne giderseniz göreceksiniz bunları. Ee, bu tarz şeyler biraz daha tahmin üretme şeyler sayılar teorisinde oluyor. Ee, dediğim gibi karşınıza çıkar mı? Bu tanım bu kadar vermiş. Çıkarsa en zoru bu olur. Baştan da söyleyeyim. Yani e, ben çok zor beklemiyorum bu ünitede ama ne yapacağı belli olmaz. Ne yapacağı belli olmayacağı için biz verdik diyelim. Eksi b üzeri y eksi 1 olsun. Şimdi şu arkadaşlar birbirine eşit gider mi? Arkadaşlar ne kalıyor? 1 eşittir 1 mi kalıyor? Şimdi a ve b tek sayılar olursa mesela en için tek sayılar gelirse tek olması koşulu var değil mi? Çift olmazsa tek olursa bu sağlanıyor değil mi? Bunu söylemiş olduk. O zaman 100 ile 200 arasında kaç tane tek sayı vardır'a geldi soru. Bunu sağlayan ifadelerde asal da olabilir bu sayılar. Asal çarpanlarına ayrılabilen bir şey de olabilir. Önemli olan tek olması. Yani 2 çarpanı olmayacak için içinde. Bunlar tekse sonuçta tektir çünkü. 101, 103 diye 199'a kadar şuraya da 3 tane koyayım. Bunlar da matematik bölümünden bize kalan hatıralar. Kaç tane sayı vardır? Son terim eksi ilk terim bölü artış miktarı artı 1 arkadaşlar. 98 bölü 2 artı 1'den 49 artı 1 50 tane sayı vardır diyeceğim. Bu da advance advance yani ilerinin ilerisi olarak tarzda bir soru olsun diyelim. Karşınıza gelebilecek bu konuyla ilgili en zor soru buydu arkadaşlar deriz. Diğer sorumuz. Goldbeck'ten etkilenen Turgay öğretmen. Derste her tek doğal sayı bir asal ve bir tam kare doğal sayının iki katının toplamı şeklinde yazılabilir diye bir şey söylemiş bize arkadaşlar. Ve söylediği şeyi matematik olarak da şöyle ifade etmiş. Sayımız S, asal sayımız A, doğal sayımız B olmak üzere S eşittir. A artı 2B kare olarak eşitliğini sağlayan AB ikilisi vardır diye bir şey söylemiş bize. Buna göre 9, 13, 23 tek sayılardan hangileri için Turgay öğretmenin söylediği A ve B sıralı ikililerinden birden fazla ikili vardır diye bir şey sormuş. Burada değerler yapacağım şimdi. Öyle bir şey vereceğim ki çift olması lazım buranın. Mesela vereceğim zaman 2B diyor ya burası tek. Burası çift. Şimdi tek bunların hepsi. O zaman A'ya ben tek sayı vereyim ki tek sayılar vereyim ki B'li çiftlik bir şey gelsin. Ne olsun mesela? 3 olursa diyelim buraya. Bakalım sağlıyor mu? 6 kalır. 3 B kare olmuyor. Sağlamıyor. Başka ne verebiliriz? Burada 5 versem 4 kalıyor. 2 B kare 4 oluyor. Mesela şuraya 5 versem 5 artı 2 B kare 9 olursa 2 B kare 4 olur. B kare 2 olur. Asal sayı gelmez arkadaşlar. 5'i de sağlamadı. Yani asal olan tekleri arada vereceğim. Sonra 7 verirsem ne olur acaba? 7 verirsem 2 bakar eden ee, Buradan ne olur? B doğal sayı olacak. Asal olan buydu. B'ye de 1 yazarsam ne olur? 7'ye 1 ikilisi sağlar mı bunu arkadaşlar? Sağlar. Başka asal verebilir miyim 9'a gitmek için? Hepsi pozitif olacak bakın. Veremem. O zaman bunun bir tane var. Birden fazla ikili diyor. Bir yanlış. 13 için ne yapacağız arkadaşlar? 13'e bakarsam ben direkt nasıl verildiğini göstereyim siz sınav kitabı aldığınız zaman biraz daha farklı şeyler de deneyin arkadaşlar. 5 artı 5 dersem 8 2 çarpı 2'nin karesinden 5'e 2'li yazabilirim. Başka ne yazabilirim? 11 artı 2 çarpı 1'in karesinden 11'e 1 de yazabilirim. Yani burada 5'e 2 ve 11'e 1 sağlıyor. Önemli olan a'nın asal sayı olması arkadaşlar. O zaman 2'de 2 tane değer var ama 1'de yok. 2'de olup 1'de olmayanları eledim. 3'te varsa vardır yoksa yoktur. 3'te de ne bulmuşuz arkadaşlar? Biz 1 5 diyelim buraya asal sayı olarak. 18 2 çarpı 3'ün karesi dedim. Sadece 5'e 3 bulmuşum. Başka yok. Bunda da o zaman yalnız 2'dir cevabımız deriz arkadaşlar. Birazcık bu sayfadaki sorularımız advanced düzey olmuş ama daha şeyimizde kolay şeyler de gelecek. Mesela bu soru. Güzel bir soruya benziyor. Zor bir soruya benziyor. Çözünce bakalım ne diyeceksiniz. Beraber bakalım. 1'den 9'a kadar olan rakamların her biri yalnızca bir kez kullanılmak şartıyla arkadaşlar. En az bir basamaklı, en çok 4 basamaklı doğal sayılar yazılıp bu sayılara toplanarak bir top A sayısı oluşturuluyormuş. Bu top A sayısının oluşum sayısı diyormuşuz arkadaşlar. Örneğin 1 2 3 5 4 6 7 8 9 topladım 261 geldi. Buna göre top A oluşum sayısının değeri aşağıdakilerden hangisi olamaz? Şimdi 3 basamak 4 basamak sayılar toplayacağız. Bir şeyler oluşturmaya çalışacağız. E burada biz hepsini bulmaya çalışacak mıyız? Hayır. Hepsiyle uğraşırsak ne zaman kalır ne de biz bunu yapabiliriz zaten. Ne aramamız lazım? Bir kural aramamız lazım. Zaten biz burada 1'den 9'a kadar sayıları kullanacağız değil mi? Bunların hepsinin toplamı nedir arkadaşlar? 9 9 çarpı 10 bölü 2'den ne olur? 45 olur. 45 9'un katı mı? 9K oluyor arkadaşlar. Bakın şu da 261 de 9K. O zaman aslında kuralım 9'un katı olması lazım. Seçeneklere bakalım tutuyor mu? 54 5 9. 5 4 9 oldu sağlıyor. 8 8 16 18 sağlıyor arkadaşlar. 7 2 9 sağlıyor arkadaşlar. 24 27 sağlıyor ama 926 sağlamıyor hani seçeneklere baktım. Dördü ortak. Türkçe de yapıyorduk biz bu kuralı aslında. Dördü aynı şeyi söylüyor. Biri farklı söylese cevap olur. Burada da aynı şekilde dokuzun katı olmadığı için cevabım budur diyelim. Ve bir soru daha çözüp derse ara verelim. 11 dakika diyeceğiz arkadaşlar. Demiş ki birden 31'e kadar olan sayma sayıları bir çember üzerine saat yönünde ard arda gelecek biçimde yazı diziliyormuş arkadaşlar. Birden 31'e kadar sayılar. Bu çember üzerinde seçilen ardışık en tane sayının toplamı sıralı enli toplam adı veriliyormuş arkadaşlar. Örneğin 18 ardışık 3 tane sayının toplamı. 5, 6, 7 toplamı 18 olduğundan bir sıralı üçlüymüş arkadaşlar. 46 ardışık 6 tane sayının toplamı yani 31 1 2 3 4 5 çünkü arda, arda gelenler önemli olan. 46 olduğundan sıralı altılı toplamdır diye bir açıklama vermiş bana. Buna göre demiş ifadelerinden hangileri doğrudur diye bir şey söylemiş. Şimdi 78 bir sıralı üçlü toplamdır. 78'in sıralı üçlü olması için ne yapmam lazım? ardışık olan 3 tane sayının toplamı. Buna biz n, n artı 1, n artı 2 diye de yazarak da bulabilirim. Veya 78'i 3'e bölersem 26, 18, 6 mı olur? Şimdi 26, 26, 26 ardışık olması için 25, 26, 27 desem. 1'den 31 e 1'den 31'e kadar olan sayıların içinde bu üçlü var mı? Var. O zaman ben buna sıralı üçlü toplamdır diyebilir miyim? Derim arkadaşlar. Bir doğru bir olmayan seçeneğimi hemen eledim. Kafam karışmasın diye. 31 tane sıralı beşli toplam yazılabilir. Bu ne demek? Şimdi sıralı beşli yazacağım. Birden başlarsam 5'e kadar bir beşli. 2'den başlarsam bir beşli, 3'ten başlarsam bir beşli. En son 31'den başlarsam bir beşli olacak. Sonra bir daha birden başladığım zaman ne olur? Aynı sayıya tekrar dönmüş olacağım. E toplam 31 tane sıralı 5'li yazılabilir dedik. Aynı şekilde 31 tane sıralı 3'lü, 31 tane sıralı ikili diye de genelleme de yapabiliriz burada diyelim arkadaşlar. Diğer son kısmımız 62 sayısı en eşittir 4 için 1 Enli toplamıdır. Ne demek istiyor? Dörtlü toplamdır diyor arkadaşlar aslında. Enli toplam. Burada biraz Türkçe'yi karıştırmış işin içine kafanız karasını. En'i dört almış. E dört için dörtlü toplamdır diyeceğiz yani. 62 dörtlü toplam mı? Nasıl bulacağım arkadaşlar? 62'yi dörde bölelim mi? Bir desin 4. 22'de 5 olsun. 22 kaldı. Yani 15, 15, 15 15 olacak. 2 tane de elimde fazla. Şimdi şurayı bir tane arttırayım 16 olsun şuraya bir tane azaltayım 14 olsun mu arkadaşlar 14 15 16 bir de şuradaki iki tane kalanı da şuraya atalım ne olur burası da 17 olur 14 15 16 17 toplamı 62 veriyormuş buna göre biz o zaman 62'ye dörtlü toplamdır diye biliriz arkadaşlar cevabım da Edirne olmuş oldu arkadaşlar bunlar karşınıza Gelebilecek sorular, işin gerçeği biraz daha şey olarak söylersek, yeni tarzda bu şekilde tanım verip ne olduğunu banko soru olarak söyleyebiliyorum zaten. Zorluk derecesi değişebilir belki ama e, hepsinde aynı şey, bir şey vermiş. Özellikle de bize örnek vermiş arkadaşlar. En önemli, en güzel yanı o. Eğer yukarıdaki tanımı anlamadınız, farz ettik, anlamadık, bir şey anlattı. Bazen çünkü çok karışık şeyler yazıyor yani. Ne demiş bu ya falan dediğimiz olabiliyor bazı sorularda. Ne yapacağız? Örnekle anlatmış zaten. Biz Ales'te çalışırken öyle bakardık. Örneğe bakardım ben direkt. Hatta yukarıya okumazdım bile ne diyor diye. Çünkü örnekle net bir şekilde açıklıyor. Ha gene Okuyun yani onu da okumayın demek istemiyorum ama yani örneği anlamazsanız belki şey yapabilirsiniz. Direkt kestirmeyi düşünün. Yani soruyu okurken ben bunu yapamayacağım algısına girmeyin. Çok karışıkmış demeyin. Örnek de veriyor zaten bize. O örneği anlayarak gerilenleri ona göre çevireceğiz diyelim arkadaşlar. 11 dakika ara, Teneffüsten sonra kaldığımız yerden devam. <laughs>